Haziran 2015 milletvekili seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim aday adayı Sayın Süleyman Kartal aranızı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi sözü kendisine vereceğiz ama ayrılmadan kum saatimizi başlatıyoruz. Buyurun Sayın Kartal. Sözünüz. Teşekkür ederim. Değerli dostlarım, ben Süleyman Kartal. Öncelikle sizlere kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. 1959 yılında Mardin Kızıltepe'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Mardin Kızıltepe'de bitirdim. Daha sonra Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler bölümünü bitirdim. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğrencilik hayatım devam ediyor. Genç kontenjandan devam ediyorum. Sevgili dostlarım, bu arada birçok sivil toplum kuruluşunda başkan yardımcılığı görevlerim devam etmektedir. İstanbul Yaşam Derneği Genel Başkanlığı görevi devam ediyor. İstanbul Ekmek İşverenleri Sendikası Başkan Vekilliği görevini 2 dönem yaptım. İstanbul Fırıncılar Odası ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Danışma Kurulu görevim devam ediyor. Bu arada Mardin Dernekleri Federasyonu, 38 tane dernek bileşiği olan Mardin Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığım devam ediyor. Tam 600 bin Mardinli'nin İstanbul'da sosyal, siyasal haklarını koruma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını anlatma adına bu konuda da önemli bir misyon, bir görev üstlendiğime inanıyorum. Sevgili dostlarım, bunun haricinde dediğim gibi birçok sivil toplum kuruluşuna görevim devam ediyor. Demokratik kitle örgütlerinin toplum yaşamında ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bunu anlatırken siyasi hayatımı da anlatmak istiyorum. Süleyman Kartal kimdir diye sorduğunuzda Süleyman Kartal tam 25 yıllık siyasi hayatı ve Cumhuriyet Halk Partisi olan bir dostunuz, yoldaşınız, yol arkadaşınız var huzurunuzda. Evet, tam 25 yıldır. Bütün kademelerinde çalıştım arkadaşlarım. Sadece 2001-2009 yılında Beşiktaş İlçe Örgütü'nde ilçe başkan yardımcılığı, ilçe saymanlığı ve birçok komisyonda görev aldım. 2009-2014 yılı arasında yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş'tan birinci sırada girdiğim İl Genel Meclisi'nde tam 6 tane İl Genel Meclis üyeliğiyle İstanbul'da AKP'ye 6-0 çeken tek ilçemiz oldu. Bu dönemde sevgili dostlarım ben grup sekreterliğine, grup yönetimine ve İl Genel Meclisi'nde birçok komisyonda görev yaptım. Size gururla söyleyebilirim ki İl Genel Meclisi'nde meclis kürsüsünü en çok kullanıp AKP'nin bütün baskı ve dayatmalarına rağmen yolsuzluklarını, arsızlıklarını ve usulsüzlüklerini en çok meclis kürsüsünde haykıran, bu konuda yazılı ve soru önergesi veren bir dostunuz, arkadaşınızım. Bunlardan bazısını size söylemek istiyorum. Örneğin 17-25 Aralık sürecinde AKP'nin dayatmalarına karşı o dönemde hazine arazileri ve okullarının nasıl peşkeş çekildiğini ilk çıkaran arkadaşlarınızdan biriyim. Yine bunun yanında 4+4+4 sistemi ve imam hatipleşmeye karşı arkadaşlarımla beraber kampanyalar yaptık, İl Genel Meclisi'nde eylemler yaptık ve mümkün olduğunca bu eğitim sistemine karşı direndik. Ama maalesef ki Cumhuriyet Halk Partisi halkın iktidarı kuruluncaya kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin 1 milyon imam hatipli projesi devam ediyor. Buna kalben inanıyorum ki Ankara'da İstanbul vekili olarak gittiğim zaman bu gerici ve dinci eğitime karşı en büyük mücadeleyi ben vereceğim, söz veriyorum. Sevgili arkadaşlarım, bunun haricinde yine İl Genel Meclisi'nde lüks araç israfını, yine İl Genel Meclisi'nde kapatılacak il özel idaresinin mallarının nerelere gidileceğini kamuoyunda, basında mümkün olduğunca haykırdım, izleyebilirsiniz. Bu arada sevgili dostlarım, 2010 Avrupa Kültür Başkenti döneminde esnafın, memurun, işçinin 3 kuruş 5 kuruşluk paralarıyla kesilen paranın 700 milyon euronun hesabını sordum. Sadece eleştirmedim sevgili arkadaşlarım. Bu arada yüzlerce okulun yıkılıp yeniden yapılmasını, engellilerin, sokak hayvanlarının, özellikle çocuklarımızın geleceği açısından uyuşturucuya karşı çok büyük mücadeleler verdim. Ve en önemlisi sevgili dostlarım, bunu gururla söyleyebilirim ki gerek İl Genel Meclis Üyesi olarak, gerek İstanbul Yaşam Derneği Genel Başkanı olarak Validebağ'da, Gezi'de, Gezi direnişinin bizzat içerisinde oldum. Ve size şunu söyleyebilirim ki o dönemde İstanbul Valisi'ne, o dönemin Emniyet Müdürü'ne, o dönemin bütün görevlerine, başta Berkin Elvan olmak üzere Gezi'nin hesabını sordum. Gaz fişeğini tutup İstanbul Valisi'ne bunun hesabını mutlaka halkın iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın iktidarında size hesabını soracağını sordum. Evet sevgili dostlarım, ben
1,5 aydır sokaklardayım, meydanlardayım. Esnafın, memurun, işçinin, örgütün yanında oldum. Bütün ilçelerimi gezdim. İnsanlar gerçekten dürüst, namuslu insanlar istiyor. Dürüst, namuslu bir siyaset istiyor. Esnaf perişan, halk perişan durumda. Sosyal doku bozulmuş, hukuk bozulmuş. Herkes bunun farkında. Evet, 7 Haziran'da halk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını istiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanlığında namuslu, dürüst insanların iktidarını istiyor. Ben buna kalben inanıyorum. Sevgili dostlarım, 25 yıldır ekin ektik yıllarca. Harmanda, tarlada. Emeğimle bunları almaya geliyorum. Ve şu anda sizlere İstanbul vekili olarak söz veriyorum. Ben örgütümün, memurun, işçinin, gencin, yaşlının sesi, kulağı ve yüreği olacağıma, daha önce olduğu gibi yarın da, bugün de kapı kapı dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kurmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum, söz veriyorum. Sayın Kartal, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Burak Karayalçın'ın tüm adaylarımız olduğu gibi size de başarılar dileklerini aktarmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma saygılar iletiyorum. Sağ olun. Efendim, buyurun. Tamam.